Elimizde 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 üzeri 8 fonksiyonu var. Bu fonksiyonun x'e göre türevinin ne olduğunu bulmamız isteniyor. Bu ve buna benzeyen soruların kilit noktası bu fonksiyonun bir bileşke fonksiyonu olarak değerlendirilebileceğinin farkına varmak. Nasıl mı? Bir şema ile anlatayım. Burada çözüm için yerimiz kalsın diye ekranın alt kısmını kullanalım. Evet, şimdi söyleyin, bir x'imiz varsa yapacağımız ilk şey nedir? Evet, bize bir x verdiklerinde yapacağımız ilk şey, 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7'yi hesaplamaktır. Şimdi buraya çizdiğim kutunun sadece bu işlemi yapan, yani 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7'yi hesaplayan bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bu fonksiyon, u fonksiyonu olsun. U fonksiyonu ona verdiğiniz girdi değerine 2 çarpı girdi değeri üzeri 3 artı 5 çarpı girdi değerinin karesi eksi 7 işlemini uyguluyor. Anlaştık değil mi? Buradaki girdi değeri x olduğunda fonksiyonun bize verdiği değer de Ux yani 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7. Evet, 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 yani Ux. Ama işimiz bitmedi. fx'i e elde edebilmek için bir de bu değeri alıp onun yani değerin 8. kuvvetini alacak başka bir fonksiyona vermemiz lazım. Evet bunu alıp ismi mesela v olan bir fonksiyona veriyoruz. Ve bu fonksiyonda ona verdiğiniz tüm girdi değerlerinin girdi değerlerinin farklı olabileceğini buraya küçük kareler koyarak gösterdim. Tüm girdi değerlerinin 8. kuvvetini alıyor. O halde bu durumda ne elde edersiniz? v u x ya da v 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 ya da 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 üzeri 8. Ve işte f x bundan ibaret. Yani f x'i v ve u fonksiyonlarının bileşkesi olarak düşünebiliriz. f x eşittir v u x yazdığımda zincir kuralının çok işe yarayacağını sizin de görmüş olmanız lazım. Zincir kuralına göre f üssü x, v'nin u'ya göre türevi, yani v üssü x değil, Ux, u x çarpı u'nun x'e göre türevine eşit. Aşağıdaki şemayı çizerken u x'in ne olduğunu görmüştük ama şuraya bir kere daha not edelim. u x, 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 ise u x türevi, bildiğimiz türev kurallarını ve kuvvet kuralını kullanırsak, 3 kere 2, 6. 6x üzeri 3 eksi 1, yani 6x'in karesi, artı 2 kere 5, 10. Bu kuvveti de bir eksiltirsek geriye 10x kalır. Sabitin türevi 0 olduğu için bunu unutabiliriz, görmezden gelebiliriz. Ve u'nun x'e göre türevini bulduk. Şimdi, v'ye x verdiğimizde v'nin bize x üzeri 8 verdiğini biliyoruz v üssü x ise 8 çarpı x üzeri 7'dir. Buna göre v'nin u x'e göre türevi de 8 çarpı u x üzeri 7 eder. v'nin türevine verdiğimiz değerlerin 7. kuvvetini alıp 8 ile çarptığımıza göre aynısını u x için de yapacağız. Ve bu da 8 çarpı 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 üzeri 7 elde edeceğiz. Devam ediyorum. f'nin x'e göre türevi bu. Yani v'nin u x'e göre türevi. Hemen yazalım. 8 çarpı 2x üzeri 3 artı 5x kare eksi 7 üzeri 7 çarpı u'nun x'e göre türevi. Yani 6x kare artı 10x'tir. Zincir kuralı ile pratik yaptıkça her şeyi böyle uzun uzadıya yazmadan daha hızlı bir şekilde aklınızdan yapabileceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki burada dışarıdaki yani mavi yazılmış fonksiyonun içerideki fonksiyona göre türevini alacağız. Ve x üzeri 8'in x'e göre türevi 8x üzeri 7 ise x yerine ux olduğunda yani dışarıdaki fonksiyonun içeridekine göre türevini aldığımızda burada x gördüğümüz yerlere ux'i koyup 8 çarpı ux üzeri 7 çarpı içerideki fonksiyonun türevi yani 6x kare artı 10x elde edeceğiz.